Spor 55'ten hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Evet, bir Spor 55 programı ki bu akşam inanın diğer Spor 55 programlarından daha farklı olduğunu düşünüyorum ve siz de bunun kararını sizler vereceksiniz diyorum. Evet, seviniyoruz. Bir bayram sevinci daha yaşattı Samspor futbolcuları, teknik heyeti. Onlara teşekkür ediyoruz. Trabzon gibi bir deplasmandan alınan 3 puanla hanemizi 14 puana çıkarttık. Ve böylece gerçekten yüzlerimiz gülüyor. Efendim bu akşam program çok dolu. Trabzon'da basın toplantısında ilginç Ümit Özat Hoca'nın her zaman yaptığı gibi ilginç sözleri var. Maç sonunda yapmış olduğumuz röportajlar var. Ve bugün Haber Gazetesi'de köşe yazan sevgili Ender Hoca'nın bir yazısı gerçekten gündemi salladı diyebiliriz. Bunları konuşacağız. Ümit Özat'ın bugün her zaman yapmış olduğu rutin basın toplantısında çok ilginç açıklamaları var. Onun haricinde konuşacağımız çok şeyler var. İnanın bu akşam zaman da yetişmeyecek, bunu biliyorum. Ama her hafta olduğu gibi yanımda bana destek veren sevgili Ender Gür Hocam. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum herkese. Evet hocam, bir deplasmanı, Karadeniz derbisini geçtiğimiz hafta biz programımızda işlediydik. Bundan dolayı da herkes tarafından teşekkür edildi. Buna yönetim de katıldı. Biz görevimizi yaptık. Birlik beraberlik zamanı dedik. Haydi arkadaşlar dedik. Elimizi uzatalım dedik. Bunlarla karşılaşmayalım. Kötü şeyler olmasın aramızda dedik. Ve ben belki de bu yaşıma kadar çok deplasmana gittim. Trabzon'a çok gittim. Ama bu kadar rahat hiç gitmemiştim. Bu deplasmanda sen de yanımdaydın. Maçın kritiğini senden alalım hocam. Maçın kritiğine geçmeden önce Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nun almış olduğu deplasman seyircisinin Trabzon'a getirilmemesi yönündeki kararın ne kadar yanlış, ne kadar gereksiz, ne kadar saçma bir karar olduğunun ortaya çıkması hepimiz için tabii ki sevindirici bir olay oldu. Bu konuda son anda devreye girerek yanlış hesabın Bağdat'tan dönmesini sağlayan Spor Bakanı'na da tebriklerimizi buradan iletmek lazım. Samsun Spor seyircisi ne kadar büyük bir seyirci olduğunu, izlediği maçta hiçbir olumsuzluğa mahal vermeden, hiçbir karışıklığa mahal vermeden, bütün kurallara riayet ederek deplasmana gidip kendisi için ayrılan bölümde yerini alıp takımını 90 dakika boyunca destekleyip taraftarın nasıl olması gerektiğini adeta ders verir nitelikte göstermiştir. O yüzden öncelikle Büyük Samsun Spor taraftarına teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Geçen hafta konuştuğumuz gibi hiçbir olumsuzluğun yaşanmayacağını söylemiştik. Yaşanmaması gerektiğini söylemiştik. Doğrudur. Trabzon-Samsun arasında ezeli bir rekabet söz konusudur. Ama bu rekabetin fair play ölçüleri içerisinde kalması gerektiğinin altını çizmiştik. Birlik beraberlik çağrıları yapmıştık. Dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması bir kez daha altını çizilmesi gereken husus diye düşünüyorum. Maça gelince aslında kağıt üzerinde baktığınız zaman bir Karadeniz derbisi her zaman Trabzon deplasmanları zor olmuştur Samsun Spor için. Hem Süper Lig'de oynarken Trabzonspor'la oynadığı maçlar hem de PTT 1. Lig'de 1461'le oynadığı karşılaşmalar. Çünkü ezeli bir rekabet söz konusu, sportif bir çekişme söz konusu. Her zaman kağıt üzerinde zor olmuştur. Ama 90 dakikaya baktığınız zaman, oynanan oyuna baktığınız zaman Samsun Spor takımı kadro yapısı itibariyle, kulüp yapısı itibariyle, oyuncu kalitesi itibariyle gösterdi ki 1461'den kat be kat üstün bir takım. Zaten biz maçı da beraber izlemiştik sizinle. 15. 20. dakikada zaten daha maç 0-0 iken bile biz bu maçı çok rahat kazanırız diye aramızda konuşuyorduk. Samsun Spor takımı oyuna istekli, arzulu, coşkulu başladı. Bütün maçlarda olduğu gibi.
O Feodu önceki hafta sakatlığı vardı, oynayamamıştı. Bu hafta sahadaki yerini aldı. Murat Gürbüzerol yine geçen haftanın yıldızıydı. Bu hafta ilk 11'de yerini aldı. Kaptan Musa Aydın da yedekler arasında idi iki golle beraber. Şimdi oyuna dediğimiz gibi istekli, arzulu başlayan Samsun Spor bir gol bulsa çok rahat bir maç çıkarır diye düşünüyorduk. 26. dakikada muhteşem bir frikik golü Mehmet Çakır yine bu haftayı boş geçmedi. Her hafta gollerini sıralamaya devam ediyor. Muhteşem bir frikik golüyle takımı 1-0 öne geçirdi. Ondan sonra aslında Türkiye'nin kontra atak futbolunu en iyi oynayan takımlarından biri olan Samsun Spor için peynir ekmek gibi bir maç olması bekleniyordu. Niye? O Feodu gibi hızlı bir adamınız var. Evet. Murat Gürbüzerol gibi defans arkasına koşu yapan hızlı bir adamınız var. Yine Kone gibi etkili bir hücum silahınız var. Güçlü, hızlı, süratli, şut atabilen. Dolayısıyla 1461 Trabzon'un üstümüze gelebileceği, Samsun Spor'un da arkada boş alan bulma şansının yüksek olduğu, o boş alanlarda da farkı 2'ye, 3'e, 4'e götürebileceği konusunda bir beklenti vardı. Tıpkı Altınordu maçını hatırlayın. Evet. İlk maç olan Altınordu maçında olduğu gibi. Ama öyle olmadı. Samsun Spor takımı bir anlamda geriye çekilir bir görüntü verdi. O beklediğimiz uzun topları, beklediğimiz ara toplarını oynayamadı. Bunda tabii Hasan Kılıç ve Mustafa Sevgi'nin özellikle pas trafiğinde beklediğimiz o önceki haftalarda bize sergiledikleri o uyum yoktu. Geçen haftaki performanslarından uzak oldukları için biz o pas oyununu bir türlü oynayamadık. Rakibi oyalayamadık. Rakip biraz üzerimize geliyor gibi gözüktü ama çok net de bir pozisyonu yoktu aslında. Evet. Yani ilk yarıda hiçbir şey yapmayan 1461 Trabzon geldi. 42. dakika mıydı golün dakikası? 42. dakikada geldi. Evet. İlk şutunda golünü bulmuş oldu. Nasıl bir gol oldu? 45'te attı. 45. Şöyle. Yine bizim çıkarken kaptırdığımız bir top. Basit bir pas hatası ve ceza yayından vurulan şut 1-1. Şimdi karşılaşma böyle bitseydi gerçekten çok yazık olurdu. Ama ikinci yarıda Samsun Spor takımı Ersel'in oyuna girmesiyle aldı. Birlikte hücum anlamında biraz daha zenginlik gösterdi. Çünkü Ofeodu ve Murat Gürbüzerol kendilerinden beklenen performansı ilk 45 dakika sergileyemedi. Özellikle Ofeodu'nun sakatlıktan tam anlamıyla kurtulamadığını gördük. O beklediğimiz sprintlerini yapamadığını gördük. O topu alıp adam eksiltip hızla dikine rakip kaleye giden görüntüsünden uzak bir durum söz konusuydu. Hoca da zaten 45. dakikada devrenin bitiminde kendisini oyundan aldı. Burada hoca aslında Ofeodu ile ilgili tam hazır olmadığını bence düşünüyordu ama tahminlerimi söylüyorum. Ofeodu istediği için, hazırım dediği için onu sahaya sürdü. Bunu nereden çıkarıyorum? Hoca kenardan sık sık Ofeodu'yu sert bir şekilde uyardı. Hatta maçın 15. 20. dakikasından itibaren de Ekigo'yu ısınmaya gönderdi. Buraya kadar da normal ama hocanın daha önce görmediğimiz bir şekilde ısınan Ekigo'nun yanına giderek, oyun alanını da işaret ederek, ondan sahada istediklerini el hareketleriyle, jestle, mimikle, ifadeyle, sözle anlatması aslında 46. dakikaya Ekigo ile çıkacağının çok bariz göstergesiydi. Zaten devre arasında konuştuğumuzda da ne dedik? Hoca Ofeodu'yu alır, Ekigo ile ikinci yarıya başlar demiştik. Murat Gürbüzerol'un yerine de Ersel Aslı Yüksek'le başladı hoca. Ekigo peki bekleneni verebildi mi? Ofeodu'nun yapamadığını Ekigo yapabildi mi? O da yapamadı. Yine o beklediğimiz uzun toplar, derin toplar, defansın arkasına sarkan bir oyun anlayışını çok net bir şekilde sahaya yansıttığımız söylenemez. Ama ikinci golü bulduktan sonra zaten karşılaşma bizim istediğimiz şekilde gidiyordu. Son saniyede bir gol pozisyonu vardı 1461'in. O gol olsaydı gerçekten yine yazık olurdu. Orada da şans bizim yanımızdaydı. 84'te de Kone'nin direkten dönen bir topu vardı. Müthiş ama sağ tarafa bıraksa, yanından giden arkadaşına bıraksa belki çok daha etkili, çok daha net bir gol pozisyonu da
yakalayabilirdik. Hocam. Dolayısıyla maçla ilgili bu genel değerlendirmeyi yaptıktan sonra şunu söyleyebiliriz. İyi oynamadık belki, çok iyi oynamadık belki, iyi demeyelim de çok iyi oynamadık belki ama kazanmasını bildik. Zaten kazanan her zaman haklıdır derler. 3 puan alalım bizim olsun da ne olursa olsun 3 puanı da bu şekilde istediğimiz gibi aldık. Ümit Özat yine bu maçta da oyuncu değişiklikleriyle cesur hareket etti. Taktik anlamda oyun içerisinde değişiklikler yaptı. Maça başladığı dizilişi ikinci yarıda değiştirdi. Burada tabii Kone'nin 90. dakikada gördüğü kırmızı kart bence maçın da önüne geçti. Çünkü Kone, Samsunspor takımının hücum gücü anlamında en etkili silahı. Orada rakip kafayı atmış, yerde yatıyor. Bir daha yerde yatarken ona tekme atması gerçekten yakışmadı. Oyuncu arkadaşlarını, takım arkadaşlarını... Orada yanlışın olmasın. İlk tekmeyi Kone vuruyor. Ondan sonra gelip kafa vuruyor. Her neyse yani o, oraya, ilk o ilk yaptı önce bu o yaptı değil. Yani mesele ilk orada. Kone başlattı onu. Mesele orada rakibine bilerek tekme atması doğru evet. değil. Arkadaşlarını yalnız bırakmıştır. Hayati bir maça çıkıyoruz yine. Önemli bir maça çıkıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi maçına çıkıyoruz. Onları konuşalım. O maçta takımındaki yerini yine. Alamaması açısından tabii bu kırmızı karta bir anlamda üzüldük, hayıflandık diyebiliriz. Şimdi, maçla ilgili özellikle belirtilmesi gereken hususlar ilk etapta bunlar. Bu gözle gördüğümüz şeyler. Şimdi biraz sonra da hocaların basın toplantısında neler konuştuğunu ekrana getireceğiz. Hasan Sandıkçı, Bekir Kabakçıoğlu, Cengiz Kaplan, Yahya Yetkin, Şahabettin Aydın, Köksal Sarısoy ve Mecnun Çatal Sakal. Selamları unutmadım. Notlarımı Ender Hoca'nın sözünün bitmesini bekledim sadece. Evet, şimdi puan durumuna bir gidelim ve maçların sonuçlarını alıp daha sonra puan durumuna gidelim. Evet, karşılaşmaların sonuçları ekrana geliyor ve bizim beklediğimiz sonuçlar oldu diyebiliriz bu haftada. 1461 Trabzon 1, Samsunspor 2, Göztepe 1, Balıkesir Spor 1, Bolu Spor 4, Şanlıurfa Spor 2, Giresun Spor 2, Denizli Spor 2, Alanya Spor 2, Adana Demir Spor 2, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor 1, Karşıyaka 0, Elazığ Spor 2, Kayseri Erciyes Spor 0, Adana Spor 2, Yeni Malatya Spor 0, Kardemir Karabük Spor 0, Altın Ordu 0. Şimdi puan durumunu ekrana getirelim. Evet, puan durumunda Samsunspor. Puanımızı göremiyoruz. 14. Evet. Biz biliyoruz ama hani ekranda olsaydı iyi gördük. Acaba ekranda evet görünüyormuş. Biz buradan seçemiyoruz. Samsunspor liderliğini sürdürüyor. Bizi takip eden Elazığ, Gaziantep, Adana Demirspor ve Karabük Spor bizim takipçilerimiz diyebiliriz. Teşekkür ediyorum Cem. Bunu da kaldıralım. Şimdi gidelim. Maç sonunda her iki teknik adamın açıklamaları vardı. İlk önce Trabzon cephesini izliyoruz. Daha sonra da Ümit Özat'ın basın toplantısını izleyelim. Öncelikle bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum arkadaşlar sizlerle. İlk yarı çok fazla pozisyonları olmayan dengeli bir müsabaka oldu. Duran topla yediğimiz golden sonra ikinci golü aslında istediğimiz dakikalarda devre bitmeden bulduk. Bir sormalısın hem bir. İkinci ara oyun üstünlüğünü ele geçirmeye çalışırken normalde istediğimiz şekilde Samsunspor'un forvet oyuncularına pozisyon vermeden oyunun hakimi olmaya tam adayken bireysel hatadan yediğimiz bir golümüz var zaten. Bu golden sonra da mümkün olduğunca iyi bir şekilde oynamaya çalıştık, gol bulmaya çalıştık. Final pasları ve golleri gol konusunda sıkıntı çektik. Onun dışında takımımızın mücadelesinden memnunuz. İstek arzusundan memnunuz. Yavaş yavaş üste koyuyoruz. Bu da zaten fark edilmeye başladı takımımıza. Biz kendi adımıza durumdan mutluyuz. Samsunspor'u tebrik ediyorum tabii. İyi bir galibiyet aldık. İlerleye tabii. Söyleyeceklerim bütün bunlar. Soru sorun var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyoruz. Valla yani skor iyi olunca tabii. Maç sonra konuşmak daha güzel oluyor. Ama hep söylüyorum. Hep eksiklerimiz var. Hala kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar var. Yavaş yavaş Ersel'le Ercan'ın da takıma kazandırdığımız için onlarla mutluluğunu yaşıyorum. Onlar da artık bu takıma
değerlerinden biri olduklarını her geçen gün daha da ispatlıyorlar. İnşallah bunları Antalya'da da gidersek, diğer genç oyuncular Vuran'a da gidersek, kadro geliştiğimiz yükselecek. O zaman tek kofiye veyahut da bir tek başka oyuncuya bağlı kalmayacağız. İyi maç oldu. Oyunu genel anlamda iyi tuttuk. Pozisyon önünden yine kendimize yapmış olduğu bir hatayla ilk yarıya maalesef önde gelirken beraber öyle girdik. İkinci yarı yine son dakika bir karambol pozisyonu. Ama sonuç iyi. Artık bu maçtan da çıkarmamız gereken dersler varsa, ki var. Önümden galip gelirken bu dersleri çıkarmaya girmek. Hafta içi onları analiz edip artık Antep Belediye maçına tanıyacağız. Kaldı 28 maç. Buyurun. Hocam aslında 26'da biz golü bulunca oyun tam bizim istediğimiz kıvama geldi. Çünkü bu ligin kontra oyununu oynayan en iyi takımı biziz. Ama özellikle zannediyorum o Feodo tam anlamıyla sakatlıktan çıkamadığı için o beklenen patlamayı ya da sprintleri yapamadı. O konuda biraz herhalde sıkıntı yaşadık değil mi? Şunu sizin tabii görmüş olmanız lazım. Bu takımda kimse dokunulmaz değil. Bunu herkesin bilecek bir lafı. Yani futbol takım içerisinde dokunulmaz birisi varsa da teknik direktördür. Ya ona da dokunursa yönetim dokunur idare olarak. Hiçbir futbolcu dokunulmaz değildir. Hiçbir futbolcu vazgeçilmez değildir. Futbolcu varsa antrenör var, futbolcu varsa teknik direktör var, futbolcu varsa yönetim var, futbolcu varsa hakem var, futbolcu varsa yorumcu var. Futbolcu değerli denecek, haddini denecek. Çalışan, mücadele eden, sahada kalır, çalışmayan, mücadele eden yanıma gelir, oradan yanıma türüne gelir. Benim için çok önemli değil yani. Dolayısıyla, ofimize çok maç aldı, bundan sonra da olacak. Sağlam olarak geri dönmesini istiyoruz. Çünkü ben yarım oyuncu istemiyorum. Hele sağda bandajlı oyuncu aslında hiç istemiyorum. Ama ben oyuncuma güvenmek zorundayım. Ona da güveniyorum. O bir yıldız. Gerçek anlamda bir yıldız. Golün üstünde bir oyuncu. Ama bunu sağda futbolcuda değil, profesyonel değil, çalışmasıyla da, sağdaki arkadaşlarının saygısıyla bunu her seferde ispat etmek zorundayım. Yani bir maç oynayan, beş maç oynayan oyuncuyu ben istemiyorum. Daha bunları konuşmak için çok erken. Belki siz şunu düşünebilirsiniz, 14 puanla lider olduğunuz yok. Ben ilk günde konuşursam çizgimden hiç ödüm vermedim. Dolayısıyla benim burada 35 yaşındaki Musa nasıl antrenman kaçırmıyorsa diğerleri de kaçırmış. Herkes antrenmanla çalışmasını aynı şekilde yapacak. Çünkü Ümit gider, Kofi gider, herkes gider, tek gerçek Samsunspor. O değerlerine herkes layık olarak çalışıp işini yapmak zorunda. Yapmayın, yapmayın. Hocam Kone'nin kırmızı kart görmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tasvip etmiyorum. Vurmuş, vurduğunu kendine söyledim. Sıcağı sıcağı bir şey söylemedim. Bu hesabını döndükten sonra göreceğiz. Böyle bir şey yok. Kimsenin takımını eksik bırakmaya, hele de böyle bir süreçte zaten 18 kişiyiz. Ben girenin çıkaran fark etme diye bir takım yaratmaya çalışıyorum. Sen kalkıyorsun böyle bir maçta, eğer kalkıyorsun vuruyorsun. Yani çok mu alternatifli bir kadroydu sen yani? Böyle bir milli maç arasındaki en önemli milli maç arasındaki en önemli bizim maçımızda senin takım arkadaşlarını böyle yalnız bırakmaya hakkın var mı? Onu değil kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Şöyle bir algı var. Özellikle şampiyonluğu oynayan veyahut da kazanan takımlar için geçerli. Ya çıksın 4 atsın 5 atsın. Burada böyle bir şey var arkadaşlar. Futbol artık gelişti. Mücadele gelişti. Premier Lig'i izliyorsunuz. 90 dakika mücadele var. Bir tane duran toptan gol bitiyor. Karşınızdaki rakip de mücadele ediyor. Genç bir takım. Koşan bir takım, topun arkasını hep beraber geçmeye çalışan bir takım. Nitekim de 9 puan alan bir takım. Bunlar olacak. Futbol bir skor oyunu. Onu elde etmek önemli. Bazı zamanlar kötü oynarken de kazanmayı bilmek lazım. Ben iyi oynadık demiyorum. İyi mücadele ettik. Avni Aker bir şey size hatırlattı mı hocam? Geçmişe dönük futbolculardan bir anımsanımız oldu mu sahaya çıkınca? Tabii yıllarca burada mücadele ettik. Bunlar tarih ispatları. Belki futbol hayatımın 10 senesinde burada Almanya'ya gidene kadar belki en azından 15 maça çıkmışım. Güzel anılarımız da var. Yani ben Trabzon'da hiçbir taşkınlık bugüne kadar yaşamadım. Anlatıldığı gibi değil hiçbir şey. Dolayısıyla o hatıraların depreşmesi de güzel. Yine buradan bir galibiyet ayrılmak, o da daha güzel. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, her zaman olduğu gibi Ümit Hoca böyle dobra dobur insanın yüzüne karşı konuşuyor diyelim. Şimdi maç sonuna da gidelim. Maçı bir bitirelim. Konuşacağımız çok şeyler var çünkü.
Maç sonundaki röportajlara gidiyoruz. 3 puan güzel. Trabzonspor'u deplasmanda yenmek daha güzel. Takım yolunda gidiyor. Önüne engel çıkmazsa bizi durduracak takım da yok gibi geliyor bana ama tabii maddi zorluklar bizi sıkıntıya ilerledikçe haftalar daha da sokacağı malum. Ama üstesinden açmaya uğraşıyoruz. Uğraşacağız. Başarmak için elimizden ne gelse onu yapmaya uğraşıyoruz. Taraftarın yanına gittiniz maçtan sonra. Evet. Neler söylediniz? Taraftara sakin olmasını söyledim. Küfür olmamasını söyledim. Takımın ceza almaması için gereken tekinleri taraftara yaptım. Onlar da çocuklar da olumlu karşıladılar. Problem yok. Peki teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Neler diyeceksiniz? Baştan mı alacağız? Baştan alalım. Evet, Kurban Bayramı'nı yaşadığımız bu güzel günlerde ikinci bir bayramı da Trabzon zor bir deplasmanda 3 puan olarak dönüyoruz. Bize misafirperverlik gösterdikleri için Trabzonlulara teşekkür ediyoruz. 3 puan da alarak yolumuza devam ediyoruz. Çocuklar çok zorlu bir deplasmanda güzel bir mücadele ettiler. Son dakikada yediğimiz bir kırmızı kart hariç her şey güzeldi. İnşallah 3 puanlardan beraber yolumuza devam edeceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi her şey güldük, gülistanlık, güzel gidiyoruz ama şehrin ekonomik olarak bu takıma inanıp artık inanıp tamamıyla taraftarıyla, yerel medyasıyla, ben sürekli bunları söylüyorum, siyasetiyle, her kesimiyle beraber bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Çünkü biz bu takıma sahip çıkılırsa 2 sezondan beri yaşadığımız son dakika hüzünlerini yaşamak istemiyoruz. Direkt lige çıkacağımız, Süper Lig'e çıkacağımıza inandığımız için bütün şehirden, Samsun olarak bütün Samsun'dan takımımıza sahip çıkmasını bekliyorum. Herkese teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dedik ki 10 dakika önce konuştuk onları. Bu anda hiç avrula konuşmuştuk. İyi miyim? Bayramlar. Nasıl şok ediyorsun? İyi midir? Sonra. Kaptan, bir görüş alalım da kaptan. Devam ediyoruz. Evet, iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. İyi başladık. İyi sürdürmek ve bunun sonunda iyi bitirmek çok önemli. Dediğiniz gibi güzel gidiyor. İnşallah sonu da güzel olacak. Bu sene gönlümüze bir iki tane istiyor inşallah. Yani belki erken mi konuşuruz bilmiyorum. İnşallah öyle olur. Arkadaşlarıma tebrik ediyorum. İnşallah devamı gelecek. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Elhamdülillah. Evet, neler diyeceksin? Aa, geliyor. Bizim için çok önemli bir maç. Zaten söylemeye gerek yok. Bunu bizim için kazanılması gereken bir maçtı. Özellikle taraftarımız için. Allah'ımıza çok şükürler olsun ki alnımızın hakkıyla çıktık. Onlara bir galibiyet armağan ettik. Bir galibiyetten daha fazlasıydı bu bence. Hem takım için galibiyet alışkanlığı kazanmak çok güzel bir şey. Üst üste maçlar kazanmak çok güzel bir şey. Allah'a çok şükür ki onu kazandık. İnşallah biz yolumuza her maç tek tek bakıyoruz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz daha. Yani hiçbir maçı berabere ya da mağlup olmak için çıkmıyoruz. Aman dikkat edin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Herhalde dedik hocanın taktiğine yeniyoruz. Az evvel de hoca içerideki basın toplantısında Ersel'i kazandığımız için çok mutluyum dedi. Diğerlerine de sıra gelecek dedi. Maçı bir değerlendirir misin? Öncelikle tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlarım. Çok iyi mücadele bir maç oldu. Evet, Ersel'e kısa konuşma hakkı verdik. Daha ileride daha çok fazla konuşacak çünkü. Hocam, bunların bir değerlendirmesini yapmak istiyor musun? Yoksa Ümit Özat'ın bugünkü basın toplantısı var, onu vereceğim. Yüzler gülüyor tabii. Önemli bir galibiyet. Üst üste 3. galibiyetini aldı Samsun Spor. 2 maç içeride oynamıştık. Bir deplasmanda oynadık. Namağlup unvanımız devam ediyor. Ligin en çok gol atan takımı olma unvanımız devam ediyor. Bu seriyi yakalamak önemliydi. Hepsinden önemlisi takım kazanma alışkanlığı kazanıyor. Artık kazanma alışkanlığı futbolcular üzerinde pozitif etki yapması bakımından son derece önemli diye düşünüyoruz. Allah bozmasın, devamı gelsin. Bu hafta da Antep Belediye maçında inşallah bu galibiyet serisini 4'e çıkarırız. Evet, şimdi sevgili izleyiciler, rutin bir basın toplantısı, her salı günü yapılan bir basın toplantısında Ümit Özat hocamız hiç böyle maçın kritiğine falan girmeden sorularınız varsa hemen sorun, ben cevaplayayım dedi. Biz sorduk, o ne cevaplar verdi? Hadi, varsa soru, sorularla başlayalım. Hocam, 6 hafta geride kaldı. İnsan spor.
Mahmut abi, Zirve'de. Bu tablo sizin sezon başında hani takıma da geç katılmanız, hazırlama, kısıtlı bir hazırlanma, bir dönemi geçirmeniz sonrasında beklediğiniz bir tablo mu puan olarak? Tabii ki beklediğim bir tabloydu. Bunu zaten söylemiştim. Ben maç başı 2 puan ortalamasıyla gitmek istediğimi söylemiştim. Hatta Trabzon maçından önce de bu 2 maçtan 4 puan alıp devreye milli takım arasına 15 puanla girersek, ha 17 olursa bal börek olur ama 15 puanla girersek yine bizim istediğimiz bir ortalamayla gidiyoruz. Gidiyor oluruz diyese de söylemiştim yani. Şimdi bir sürü maçlar var. Bazı maçlardan hiç ummadığınız maçta hayal kırıklığı yaşarsınız. Hiç ummadığınız maçta da 3 puan çıkarabilirsiniz. Bunun örnekleri var. Ama başlangıç itibariyle bizle aynı puana sahip olan takımlar bizim oynadığımız takımlarla aynı zorlukta ilgisi maçlar oynamadılar. Bu bir gerçek. Ama iyi gidiyoruz. Allah nazardan saklasın. İnşallah bu haftada taraftarımızın da desteğiyle, İnşallah stadyumun da dolmasıyla beraber Antep maçında kazası belası geçtiğimizde geçip milli takım arasına rahat bir şekilde, moralli bir şekilde girmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz, kalitemiz var. İnşallah cumartesi günü kaldığımız yerden, bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Hocam iki namalı bir takım karşı karşıya geldik. Evet. Rakip ligin en az gol yiyen takımı. Aynı zamanda en az gol atan takımlarından da bir tanesi. Evet. Bu haftada en fazla gol atan takım. Cevabı içinde zaten, sorunun cevabı içinde. Onlar en az gol yiyense biz de en fazla atarız. Yani neticede, ya şimdi bunlar bir maç için ölçü olamaz. Yani şimdi az gol yemek de ölçü değildir savunma için. Bu ölçü değildir, gerçekten ölçü değildir. Biz hücum oynamayı seven, ofansif oynamayı seven bir takımız. Önde basmayı seven bir takımız. Dolayısıyla her şeyin bir ilki vardır. Günün birinde onlar da yenilecek. Biz de yenileceğiz. Ama bu ilk yeniliği alan Allah'ın izniyle onlar olacak. Ben taraftarlarımızın desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum. Ha şu da var. Kimse daha bugünden, yani tabii ben de az çok sosyal medyayı takip ediyorum. Ölüm kalım maçı gibi, şampiyonluk maçı gibi görenler var. Daha bu yolda çok daha yerlere geleceğimizi ümit etmekle beraber zaman zaman sıkıntılar da yaşayacağız. Her takımın yaşayacağı gibi. Özellikle mevsim şartlarının değişmesiyle beraber bunlar olacak. Ama dediğim gibi böyle bir maça daha ölüm kalım maçı gibi bakmanın bir anlamı yok. Daha önümüzde 28 kocaman hafta var. Her maça biz final final bakıyoruz. Dolayısıyla bu maçı da saha ve seyirci avantajını kullanarak Allah'ın izniyle kazanacağımızı ümit ediyorum. Hocam 6 karşılaşma oynadık. Bunların içerisinde sizi böyle ya şu şöyle olsaydı dediğiniz bir maç var mı? Veya hani sonuçlarımız iyi. 2 tane beraberlik, 4 galibiyet var da. Şu maçta çevirebilseydik veya daha fazla gol bekliyordum dediğiniz. Yani Karşıyaka maçına açıkçası üzüldüm. Çünkü Adana dönem maçına da üzüldüm. Üzülmedim değil. Pozisyon vermeden 3 gol yedik. Diğerinde pozisyon vermeden 2 gol yedik. Nitekim bu maçta yediğimiz gole bakın. Yine bizim çıkarken bizim kaptırdığımız bir top. Yani bizim 16 gol atmışız. Bizim gollerdeki yaratıcılığımız, yediğimiz gollerin hiçbirisinde yok. Yani bize bizim attığımız goller gibi goller atsınlar başımızın gözümüzün üstüne. Ama maalesef bunlar oluyor. Dediğim gibi Karşıyaka maçına çok üzüldüm ama bunlar var. Şöyle bakmak lazım. Eğer Altınordu maçında o baskıyı da yaratan biziz ama Altınordu gibi bir rakibi o dakikada 10 kişi bırakmazsanız o maçta öyle bir maç olacak değildi. Altınordu maçından bir puan da alabilirdiniz. Almayabilirdiniz de. Dolayısıyla biz maç maç gidiyoruz. Benim odamda bir puan baremi var. Önceliklerimi yazmışım. İlk maça, yani bir maçın 3 ya da 1 puan olmasıyla ilgili. Bu da kendi düşüncemizde 3 puan almamız gereken maçlardan birisi. Ama rakibimiz olması nedeniyle de yenemiyorsak yenilmememiz gereken maçlardan birisi. En azından aradaki farkı korumak adına. Dolayısıyla iyi gittiğimizi düşünüyorum. İnşallah bu haftada Ofi'nin de katılımıyla beraber
daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İvanov bu hafta geliyor herhalde değil mi hocam? Hiç bilgim yok. Hocam Konya'ya kırmızı kart görmüştü ve maçtan sonra da siz biraz böyle bir şeye aklı yok ifade kullanmıştınız. Yönetime Konya'ya ceza verilecek mi? Sizin bu yönde bir raporunuz oldu mu? O yönde bir raporum olmadı. Konya'ya öncelikle izin verdim. Vize problemi vardı. Sorumlusunda sıcağı sıcağına çok geniş bir şey söylemedim ama yapmaması gerektiğini kendisine söyledim. Maçtan sonra kendisi geldi özür dilemek için. Tesisteki odama. Biz bu hataları çok yaptık. Dolayısıyla hepimiz yapıyoruz. Bundan sonra da yapılacak. Şöyle ki o profesyonellikteki, o kalitedeki ve alternatifi olmadığını bilen bir oyuncunun bunu yapmaya hakkı yok. Ya bu takımın önemli parçalarından biri olduğunu bilen bir oyuncunun bunu yapmaya hakkı yok. Ha yani dolayısıyla o da hatasını biliyor. Umarım iki maç ceza gelmez. İnşallah bir maç ceza gelir. Onu da bir maçta atlatırız diye düşünüyorum. Tabii gelince kendisiyle bu konuyu göreceğiz. Hocam 6 maç oynadık. 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölgelerde. Bu 6 maçın kritiğini yaptığınızda şu bölgelerde biraz daha iyi olmamız gerekiyor dediğiniz bir bölge var mı? Şimdi her antrenör önce savunmaya önem verir. Çünkü savunma dediğim zaman savunma dörtlüsünden bahsetmiyorum. Takım savunmasından bahsediyorum. Savunmayı takım olarak yaparsınız. Hücum bireysel yapılır. Hatta Konan'ın direkten dönen topuna bakın. 4-2 gitmişiz. Biz 2 kişiyiz. Onlar 4 kişi. Hücumu bireysel yaparsınız ama savunmayı bireysel yapamazsınız. Dolayısıyla en çok dikkat ettiğim konu tabii ki bu. Ama biz çok yaslanmayı beceremeyen bir takımız. Dikkat ederseniz biz Mustafa, Eki, efendim işte Ofi, Kone, Mehmet, Ersel, Musa en az 5 tane ofansif oyuncuyla sahaya çıkan bir oyuncuyuz. Belki son 20-25 dakika işte Ercan'la, Zola'yla, Muharrem'le belki orta sahayı bir fazla orta saha basıcı oyuncuyla dolduran bir takımız. Onun dışında ofansif oyuncularla oynayan bir takımız. Dolayısıyla bu attığımız gol sayısına baktığı zaman anlaşılıyor. Onun için ben önde oynamayı daha çok seviyorum ama futbol pozisyon oyunu neyi getirir? Dünyada Chelsea bile 1-0'ı korumayı 500 milyon euro takım bile yeri girdiği zaman 1-0 korumayı düşünüyorsa bunu siz de başlayacaksınız. Futbol skor oyunudur. Yeri gelir bir maçı savunma yaparak geçirirsiniz. Lucescu 1-0'larla hayatı şampiyonluklarla dolu. Ama kimse Lucescu'nun ne oynadığına nasıl oynadığına bakmıyor. Şampiyonluklarına bakıyor. Yani bir maçı şu görüşte değilim. Bazı antrenörler vardır. Hep şunu ifade ederler. Ya biz 1-0 kazanacağımıza 5-3 yenilelim. Bunlar tamamen bana göre doğru sözler değil. Çünkü bir gün 4-3 biter maçınız, alkışlanırsınız. 2 gün 4-3 biter alkışlanırsınız. 3. gün alkışlanmazsınız, güle güle derler. Onun için futbol skor oyunu. Biz kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Hocam ilk açıklamalarınızda Samsunspor forması her maçta bir puanı garanti diyordunuz. Şimdi artık galibiyet alışkanlık haline geldi. Bir puan da az gibi olmaya başladı mı? Yok öyle bir şey yok. Şimdi ben şunu şöyle ifade ediyorum. Şunu demek istiyorum. Yani bu takımın normal şartla bu formasıyla 34 puan demek istiyorum. Anladın mı? Bu biraz da manevi bir psikolojik bir baskıdır aslında. Olumlu yönde, pozitif yönde. Bu da bir gerçektir. Daha ligin 6. haftası 14 puanı toplamış bir takım. Bu sadece oyuncuları ve teknik adam ve yönetimiyle yapılmış bir şey değil. Taraftarların desteğiyle de olmuş bir şeydir. Bu da bir gerçektir. Bunun devamını getirmek önemli. Daha ligin 6. haftası. Yani ortalamadan gidiyoruz. Yoksa bir takım bir maçı kazanmıştır, kaybetmiştir. Bunlar hep olacak. Dünyada maç kaybetmeyen takım yok. Yeri geliyor haftalardır maç kazanamayan takım yok. Şimdi Chelsea haftalardır maç kazanamıyor. Bu Mourinho'nun kötü hoca olduğunu, Chelsea'nin kötü takım olduğunu göstermiyor. Bu yolda herkes bunları yaşayacak. Bizden çok pahalı takımlar, Karabük, Adana Demir, bunlar da ne sonuçlar alıyor? Sizler görüyorsunuz. Dolayısıyla zaman zaman bunlar herkesin başına gelebilecek şeyler. Tabii ki bir takım şeylere biz alıştırdık. Bunun devamını da biz getireceğiz. Kazanmaya biz alıştırdık. Böyle gitmesini en çok isteyenlerden biri de benim. Ama bunun için herkesin normal performansının %10 üzerine koyup bir kişi daha fazla olmamız lazım. Bugüne kadar böyle yaptılar. Bundan sonra da inşallah daha iyi olacağını düşünüyorum. Ercan ve Ersel'in sayısını, yani bu gibi oyuncuların sayısını biraz daha artırırsak, o oyuna giren çıkan oyuncu sayısını, yani oyuna
takımda bu da başlarsa fark etmez olgusunu yerleştirebileceğimiz oyuncu sayısını 14'lere 15'lere çıkarabilirsek o zaman vazgeçilmez bir oyuncu grubunu yakalamış oluruz diye düşünüyorum. Hocam bazı şeylerle karşılaşacağız dediniz. Şu 6 haftalık periyotta hakemlerimizi bir değerlendirir misiniz? Bunlarla biz yeri gelecek maçla kaybedeceğiz. Yeri gelecek hatalarla maçla kazanacağız. 6 haftalık bu periyotta nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben hep şunu ifade ettim. Şimdi mesela Trabzon maçının hakeminin yönetiminden memnun muyum? Değilim. Kazanan bir takımın hocası olarak söylüyorum. Ama hakemlerden neyinden memnunum? Maçtan sonra şunu çok rahat ifade edebiliyorlar. Hocam hatamız olsa kusura bakmayın. Hiçbir hakem art niyetli değil. Deniz Çoban'ın yaptığı gibi. Hiçbir hakemin art niyetli olduğunu düşünemiyorum. Çünkü öyle bir şey yok. O artık çok eski yıllarda kaldı. Artık Türkiye'de hakemlerin art niyetli olabileceklerini düşünmüyorum. Yani dolayısıyla siz gol attığınızda hakem vermedi gibi bir durum yok ortada. Hakemler başarısızlıklar için önce bahanedir. Ama Türkiye'de ağlamayana emzik vermezler gibi bir olgu oluştuğu için Türkiye'de her kaybedenin bahanesi hakem oluyor. Ama ben kazanırken yeri geliyor hakem eleştiriyorum. Bu benim için önemli. Ama hata aramak isteyen önce aynaya bakacak. Önce kendine bakacak. Biz şimdi bu kadar şeyin içerisinde hakemlerle uğraşırsak o zaman biz kendi hatalarımızı göremeyiz. Hakem de insan, o da hata yapacak. O hataya biz de tepki vereceğiz ama işin sonu unutulacak. Ya yok bu kadar 40 kişiyiz, 40'ımız da birbirimizi biliyoruz. Ne yapacağız? Dışarıdan hakem mi getireceğiz? Yani o işin o boyuta gitmemesi lazım. O anlamda Deniz Çoban'ı da bir kere daha kutluyorum. Kimse bu özveriyi, kimse bu sağduyuyu, kimse bu cesareti gösteremezdi. Bence bir ilk yaptı. İlki yaptı. Bence sadece Deniz Çoban'ın değil, her maçtan sonra antrenörler nasıl basın toplantısı yapıyorsa hakemler de basın toplantısı yapıp maçı değerlendirmeleri lazım. Bu özgürlüğü onlara vermesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bence. O zaman bir takım şeyler çok daha net ortaya çıkar. Hata yapan özür dilemesini bilecek. Hata yaptığını kabul edecek. Bir şekilde süresi kısıtlı olmak üzere eleştirilere cevap verecek. Bitecek gidecek. Bu zor bir şey değil yani. Yani çünkü Deniz Çoban bence Türk futbolunda bir milattı. Kimsenin başaramadığını başardı. Örnek olmasını diliyorum. Deli cesaret olmuş. Allah Allah vidalarıyla geldi bak. Ama cidden büyük olay. Vallahi hocam yani. Yani ben tebrik ediyorum onu. Ya kafayı buydu. Bırakacak artık hakemini. Gitmeden bir yapayım dedi bir şey. Ona bir şey diyemem. Var mı bir şey? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet. Uzun bir toplantı ama yarınki gazetelerdeki başlık zannedersem hocanın hakemler hakkında konuştuğu bana göre bir manşet olması gerekiyor diyorum. Ender hocam sen nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi şimdi tabii 6 haftada 14 puan almış bir takımın teknik direktörü. Geçen hafta da söyledim. Yani peşin satan gibi oturup peşin satan gibi konuşmasından daha doğal bir şey yok. Bu da onun en doğal hakkı. Ümit Hoca futbolcularıyla ilgili sözlerini de basının önünde söylemekten çekinmiyor. Futbolla ilgili, takımla ilgili düşüncelerini söylemekten de çekinmiyor. Böyle bir yapısı var. Samsun halkına da sanki bu doku uydu. Yani bir anlamda Samsun seyircisinin de, Samsun Spor seyircisinin de gönlüne hitap eden bir tarzı, bir davranışı, bir tutumu söz konusu. Şu an işler iyi gidiyor. İnşallah bozulmaz. İnşallah nazara gelmez. Sezon sonuna kadar böyle devam eder. Hocam ben hemen biraz sonra 5 dakikamız var. Reklamlara gideceğiz ama taraftarlarımızı ilgilendiren bir iki konuya değinmek istiyorum. Bunlardan biri sevindirici haber. 19 Mayıs Stadyumu'nun artık bundan sonra Tekeköy Belediyesi'ne kiralandığını, Tekeköy Belediyesi de Samspor'a
verdiğinin altını çizelim. Çok önemli bir iş yapıldı. Bunda kimsenin haberi yok. Tekeköy Belediye Başkanı Sayın Hasan Togar mıydı hocam? Ona teşekkür ediyoruz. Hatta senden de bir konuştuk. Sen dedin ki ya Canik bölgesi içerisinde kalıyor. Hani neden Canik olmadı dedin. Ama Sayın Başkan Hasan Togar bu işleri çok sevdiği için, konu da Samspor olduğu için Tekeköy Belediyesi'ne kiralanıyor ki çok ucuz bir kira bedeliyle Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bu işi yapıyor. Ve inşallah yeni yapılan stadımızın da yine Tekeköy Belediyesi tarafından kiralanıp bize Samspor'a da bir kiracı olarak orada inşallah yolumuza devam ederiz diyoruz. Bu yeni stadyumun Samsunspor'a devredilmesiyle ilgili bir süreçte gündeme gelmişti. Diğer şehirlerde de aynısı olmuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye'de yapılan bu yeni stadyumları belediyelere devrediyor. Belediyelere devrettiği zaman bütün şeylerin belediyelerin kulüplerine, şehir kulüplerine bunu 1 liraya bile, yani 1 liralık bir bedelle bile kiralaması söz konusu oluyor. Yasal olarak da bunda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Böyle bir yol, yeni stadın Samsunspor'a kiralanması için böyle bir yol önerilmiş idi zaten. Herhalde bu da onun bir ön hazırlığı olmuş oldu. En azından stadyum kirası ödendiydi, ödenmediydi, Gençlik Spor Bakanlığı'ndan haciz geldiydi, gelmediydi, şu olduydu, bu olduydu gibi bu tür mazeretlerin, bu tür sıkıntıların da önüne bu şekilde geçilmiş oluyor. Zaten ama borcumuz borç ama. Şu ödeyeceğiz eski onu. Dönemden kalanlar borç, onda bir sıkıntı yok. Şimdi zaten stadyumun bütün çim bakımı, tadilatı, onarımı, güvenliği, takibi, her bir şeyini Samsunspor Kulübü yapıyor. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bu stadları bir anlamda protokol giriş çıkışını düzenleyen bir kurum olarak kalıyor. Şimdi bu kurum bu şekilde belediyelere devredilmesi ve belediyeler üzerinden Samsunspor'a kiralanması bir anlamda Samsunspor Kulübü'nün üzerindeki stat kirası yükünü de bundan sonraki süreç için kaldırmış oluyor. Tebrik etmek lazım bu konuda vesile olanları. Evet, bir de ben hemen bir konuya daha değineyim. Çünkü reklama gidince insanlar hemen yarın erken kalkacağı için yatıp uyumak isteyenler olabilir. Biz uyutmayacağız ama ikinci bölüm daha ateşli geçecek. Kone, Samsunspor'a gelen 21-22 yaşlarında olan Kone ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Duydum, içim acıdı. Hocam, Kone'nin ailesi Kıbrıs Gine'de bir barakada yaşıyor. Bunu duyan başkanımız... Kıbrıs Gine neresi ya? Girne. Girne'de. Ne alakası var Kıbrıs'la? Hocam oraya yerleşmişler. Oraya yerleşmiş. Kıbrıs'a. Evet. Ne alakası var ya? Bilmiyorum hocam. Bu Gine olmasın sakın. Papua Yeni Gine'nin Ginesi Girne, olmasın. Kıbrıs. Afrika'daki Gine olmasın, bak bir daha söylüyorum. Afrika'da bir Gine var. Bir de Kıbrıs'ta Girne var. Bu Afrika'daki Gine mi? Yani onu iyi bir şimdi şey beni, yaptın mı? Şimdi beni ikilemde bıraktın şimdi. Hayır adam. Hayır, yok şimdi, şimdi beni ikilemde bıraktın. Şimdi Kone ülkesine Girne, gitmedi mi kardeşim? Hocam Girne diye. Yok, bir dakika, Kone ülkesine gitmedi mi? Giriş çıkış yaptı, evet. Vize sorunu var dediler. Giriş çıkış yapması gerekmiyor mu? Doğru. Kıbrıs'a giriş çıkışa gerek yok ki. Girne'de ne işi var? Hocam yanlış anlayabilir. Doğru söylüyorsun. Yani Gine orayı olabilir, Gine olabilir. Yani Gine Afrika'daki olabilir. Ülke Gine olabilir. Olabilir. Yani burada beni mazur görsünler. Çünkü öyle bir anlamda Gine. Hocam o kadar evet. Konuşan, karşımdaki konuşan o kadar çabuk söyledi ki. Tamam. Gine ile Girne'yi sen diyeceksin ki şimdi neydi, Since miydi hocam? Oraya mı geleceğiz? Neyse yine? Devam et. Bunu başkanımız öğrenir öğrenmez hemen girişimlerde bulunuyor. Ailesini Samsun'a getirilmek üzere, tüm masraflarını karşılamak üzere kendi cebinden Samspor Kulübü'ne hiç dokunulmadan Sayın Erkut Başkanımız bunun altına girmiş. Bunu ben çok emin bir yerden duydum.
Samsun'a yerleştirecekmiş, Baraka'da yaşıyor demesi inan ol beni çok incitti. Ve öyle bir yapıya sahipmiş ki hocam Kone, selam veriyoruz diyorlar, selamı alırken bile utanıyor diyorlar. Bu kadar duygusal bir futbolcu kardeşimiz. Buna da çok üzüldüm. Ama inşallah Türkiye'ye gelir, Samsun'a getirecekler, evini A'dan Z'ye döşeyecekler, burada yaşamasını sağlayacaklar. Bunu söylediği zaman da çok ağlamış, çok duygulanmış. Bunu da ben taraftarlarla paylaşmak istedim. Bu haberde herhalde Spor 55 farkıyla taraftarlarımıza... Kone önemli bir futbolcu. Olayın o özel hayat boyutu bir tarafta dursun. Kone geldiği günden itibaren takıma yaptığı katkıya baktığınız zaman hücum anlamında bu takımın vazgeçilmezi, hatta alternatifsizi diyebiliriz. Yani o güçlü fiziği, sürati, adam eksiltmesi, 18 içindeki etkili vuruşları, asist özelliği gerçekten evet. Kone'yi diğer oyunculardan farklı kılan özellikler Samsunspor için gerekli. Ailesiyle ilgili bu tür girişimlerde olur ve kafası biraz daha rahat olursa tabii. Performansına da olumlu ölçüde yansır. Evet, ben hemen bir haberi daha vereyim. Ondan sonra reklama gidelim. Reklamdan sonra Allah Spor 55 seyredilmeye değecek. Bir kez daha söyleyeyim. Üstüne basa basa bunu her zaman söylemiyorum programlarda. Taha düz koşulara başladı. Bu da sevindirici bir haberimiz. Çok çalışıyor. Bir an önce takımdan topla çalışmaya başlamak için can atıyor. İnşallah o da takıma girince çok daha güzel şeyler olacak diyoruz. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra tutamazlar bizi.